İlk etapta bize Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu eşlik edecek. Ve gelen haberi nasıl karşıladıklarını hemen kendilerine soracağız. Kaan Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Şafak Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Öncelikle haberi nasıl karşıladınız? Beklentiniz nasıl şekilleniyor? Alman turistlerin Türkiye'ye bakış açısını siz nasıl yorumluyorsunuz efendim? Hepimizin iyi bildiği gibi turizm gerçekten sektör olarak pandemiden en fazla etkilenen sektör. Türkiye'nin de kalbi turizmle çarptığı için bir parça bu konuyla ilgili kendimizi olumlu anlamda hissedebiliriz. Fakat bu geç kalmış bir karar. Sebebi de şu, esasında tam anlamıyla Almanya bunu çok daha önce alabilirdi bu kararı. Çünkü gerek sertifikasyon programıyla, gerek yapmış olduğumuz denetimlerle, gerek almış olduğumuz tedbirlerle biz çok ciddi anlamda bir ivme kazandırmıştık. Bunun taçlandırılması daha erken bekleniyordu. İngilizler daha önce karar aldılar. Ukrayna daha önce karar aldı. Almanya bir parça bu konuda, bir parça siyasetin de etkisiyle birlikte geç karar aldı diyebiliriz. Ama ileriye olumlu bakmak açısından alınmış kararın üzerine konuşmak daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. Burada tabii Fransızların bir iki gün önce bu konuyla ilgili bir olumsuz açıklamaları olmuştu. Aslında Almanya'dan Türkiye'ye bir tam anlamıyla turizmi engelleyecek bir tatil yasağı yoktu. Almanya'dan uçuşlar başlamıştı, özellikle Antalya'ya. Fakat genellikle gurbetçilerimiz gelebiliyordu. Almanlar çünkü bu 14 gün karantina problemi, yapılması gereken PCR testiyle ilgili çıkarılan zorluklarla ilgili çok ciddi anlamda problemler yaratıyorlardı. Şu anda sadece 48 saat önceden bir PCR testi yapmak şartıyla bizim ülkemize rahatlıkla her Alman tatilini geçirmek için gelebilecek. Peki, şu anda 4 şehre gelebilecek. Evet, nasıl bir beklenti hakim? Yanılmıyorsam 5 milyon Alman turist bekleniyor. Sizin de beklentiniz bu civarda mı şekilleniyor? Yok, bu böyle bir rakamın gelmesi bence mümkün değil. Yani hani şimdi çok realistik olmamız lazım. Önümüzde sadece Ağustos'un belli bir kısmı, çünkü turizm hareketinin başlayabilmesi için bir paket satışların, yani kitlesel turizm hareketinin başlayabilmesi için tur operatörlerinin paket satışlarına başlamaları gerekiyor. Bu belli bir zaman alacaktır. Bu zaman zarfında da şöyle bir örnek vereyim size. Günde 90 bin turist geliyordu Antalya'ya 2019 yılında. Tam bugüne bugün baktığınızda. Şu anda 10 bin seviyesinde turist geliyor. Rusya'nın açılması ve Almanya'nın açılması ile birlikte bu önce 40 bin ile 50 bin ile rakamlara taşınacak. Daha sonra eski seviyesine gelebilmesi için Eylül'ün sonunu bulacak. Yani ancak Eylül'ün 3. haftasından sonra 2019'da gelen günlük turist sayısıyla 2020'de gelecek olan turist sayısı eşitlenecek. Dolayısıyla daha önümüzde bunu eşitleyebilmek için bir ay süremiz var. Tabii son çeyreğe giriyoruz. O son çeyrekte de turizm hareketi 3. çeyrek kadar, 2. çeyrek kadar yoğun olmayacak. Onun için bu rakam şu anda %90 kayıpla gidiyoruz turizmde. Bu kayıp %70-75'lerle son bulacak. 2020'yi bu şekilde yaralarımızı tedavi ederek atlatacağız. 2021'e daha umutla bakacağız. Bütün hazırlıklarımız aslında bizim 2021 için. 2021 kış ayları da iyi geçecek. Ama özellikle yaz ayları tamamen turizm açısından Türkiye'nin, resort bölgelerin dönemi olacak diyebiliriz. Peki efendim, tabii burada önemli olan turizmi konuşurken koronavirüsle birlikte elbette ele alıyoruz. Özel bir dönemle birlikte şimdi yorumluyoruz. Rakamlara az sonra tekrar döneriz. Ama Almanya'dan gelen haberle birlikte elbette bir yandan da tur operatörlerinin satış yapabilmesi ön plana çıktı. Bunun önü açıldı. Peki bu açıdan baktığımızda Türkiye iştahını nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhakkak görüşmeleriniz vardır. Bu görüşmelerde ön plana çıkan noktaları bize aktarabilir misiniz? Nasıl bakıyorlar Türkiye'ye? Dünyada Türkiye'siz ve Antalya'sız bir turizm hareketi planlanamaz artık. Bu kesin. Dolayısıyla tur operatörlerinin de ayakta finansal anlamda kalabilmesi için özellikle Türkiye'nin ve Antalya'nın turizme bir an önce açılması gerekiyordu. Avrupa'da tur operatörlerinin hepsi bu iştaha sahip. Ama son zamanlarda sadece bizi pazarlayan Türk bayraklı tur operatörlerinin sayısı çok azaldı. Şu anda iki tane Türk bayraklı tur operatörümüz var Avrupa'da bizi temsil eden. Bir Benelux ülkelerini temsil eden bir operatörümüz var. Bir de İsviçre, Avusturya ve Almanya'da temsil eden bir operatörümüz var. Onlar tamamen Türkiye üzerine pazarlamalarını planlıyorlar. Ama Avrupa bayraklı olan tur operatörleri de eğer kitlesel bir turizm hareketi yapacaklarsa, paket satış yapacaklarsa, dediğim gibi Antalya'sız ve Türkiye'siz bir
dönem geçiremezler. Onlar da finansal anlamda çok zor bir dönem atlattılar. Dolayısıyla onların iştahı dört dörtlük olarak devam edecek. Bizden önce İspanya ve Yunanistan'ı satmaya çalıştılar. İspanya ve Yunanistan pandemi dönemini bizim kadar iyi atlatmamasına rağmen Avrupa Birliği ve Almanya daha önce açtı bu ülkeleri. Tabii ki normal, hani bu kendi ekonomik anlamda kendi içinde bir turizm hareketi yaratmaya çalıştı. Ama Antalya'sız ve Türkiye'siz bir turizmin olmayacağını onlar da anladılar ve oradaki tur operatörlerinin, oradaki Rise Bureau diye adlandırdığımız seyahat acentalarının, turistlerin yani kendi vatandaşlarının son dönemde orada bayağı bir gösteriler oldu. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Büyük şehirlerde evet. Pandemi yasaklarıyla ilgili çok ciddi gösteriler oldu. Onlar da siyasi anlamda bir almış oldukları bir kararı tekrardan gözden geçirdiler. Ve bu anlamda tekrar turizme Türkiye'yi dört şehirde olsa, sınırlı da olsa açmayı başardılar. Bunun için emeği geçen insanlarımız var. Bunun için emeği geçen bakanlarımız var. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Bey'e bu konuda yapmış olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız kesinlikle turizme çok hakim. Bu anlamda Sayın Merkel'le yapmış olduğu bir görüşme olduğunu biliyorum. Bu anlamda da onların katkılarına çok müteşekkiriz. Sivil toplum kuruluşları da üzerine düşen görevi yaptılar. Özel sektörde üzerine düşen görevi yaptılar. Ve insanların da bu zor geçen pandemi döneminde psikolojileri bozulmuştu. Türkiye'de tatil yapmak için çok ciddi bir hevesleri vardı. Tur operatörleri de bunu değerlendirecek ve bir an önce Türkiye'yi, Antalya'yı, Aydın'ı, İzmir'i, Muğla'yı satışa açacaklar. Hızlı bir toparlanma bekliyorum ama biraz önce söylediğiniz gibi 5 milyonlu bir rakam değil, daha düşük seviyelerde bir turist sayısına ulaşacağız. Rusya'nın açılması da çok ciddi anlamda bir rekabet yaratacak. Zor dönemden geçen turizme bir parça yarayı saracak. Ruslar da çünkü ayın 10'u itibariyle açılacak Rusya satışları da. İnşallah bu zor dönemi atlatmış sayacağız kendimize. Peki hemen bir not düşelim. Yurt dışına, yurt dışıyla birlikte charter uçuşlarda tarihleri hemen aktaralım. Lütfen siz de bizim için yorumlayın. Rusya dediniz ve Yunanistan'ı hatırlıyoruz. 10 Haziran itibariyle Yunanistan'la uçuşlar başladı. 20 Haziran'da Hollanda ve Belçika'ya yine kapılar açıldı. İngiltere ile 15 Temmuz'da başlayan charter uçuşlar yine Hollanda ile devam etti. Bunu da altını çizebiliriz. Ve şimdi Rusya var. Tatil beldelerine uçuşlarda 10 Ağustos itibariyle Rusya ile de başlayacak. Peki bu biraz daha hedefleri daha olumlu, pozitif yönde etkiliyor mu? Toplamına bakacak olursak ki bunları takip eden ülkeler de var. 2020 yıl sonu hedeflerine nasıl bir etkisi olur efendim? Bu uçuşların başlaması, yine tatilcilerin Türkiye'ye gösterdiği, ya daha doğrusu yabancı turistlerin Türkiye'ye gösterdiği bu ilgiyi hedefler açısından nasıl yorumlamak gerekir? Ben iktisadi açıdan şöyle değerlendirmek lazım. 30 milyar doları geçen bir turizm geliri var 2019'da. Rekor seviyede olmuş bir gelirdir bu. Bunun sadece 10 milyar dolar kısmını aşabileceğimizi düşünüyorum 2020 yılı için. Dolayısıyla turizmle uğraşan paydaşlarımızın tamamı bu dönemi çok zor atlattılar. Ama bu 10 milyar doların da hani çok az gözüktüğünün farkındayım ama çok zor bir dönemin sonucunda elde edilmiş bir gelir olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece 3 aylık bir dönemde turizm başlangıcı yapabildik. Ocak, Şubat, Mart ayının da ikinci yarısına kadar. Şimdi de ne kadar normal, yeni normalleşme dönemine 1 Haziran itibariyle girdik desek de esas anlamda uçuşlar 1 Temmuz itibariyle başladı. Avrupa'dan uçuşlar 15 Temmuz itibariyle başlayabildi. Dolayısıyla bu dönemde 10 milyar dolarlık geliri aşabileceğimizi düşünüyorum. Ama bundan daha iyisini beklemek fazla optimistik bir bakış açısı olur. Ben 2021 yılına her konuşmamda, her görüşmemde 2021 yılına vurgu yapıyorum. Bizim için önemli olan bu dakikadan sonra 2021 yıldır. Biz kendi personelimizi sağlıklı bir şekilde elimizde tutacağız. Misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde ağırlayacağız. Ülkelerine onları mutlu mesut bir şekilde geri göndereceğiz. Ve 2021 yılına daha olumlu bir şekilde bakmayı becereceğiz, başaracağız inşallah. Peki efendim, hazır kendinizden de bahsetmişken önlemleri de tekrar hatırlatalım mı? Nasıl bir önlem söz konusu? Zaten yine hijyen noktasını biliyoruz ama oteller özel önlemler de aldı. Burada teknolojinin de devreye girdiğini biliyoruz. Temassız tatil dönemi başladı. Bu kapsamda sizler neler yaptınız? Bir defa dünyanın çok ötesinde bir tedbir programı aldık. Özellikle Antalya'daki otellerimizde biliyorsunuz bir sertifikasyon programı var. Biz özellikle kendi otellerimizde, Limak otellerinde bu sertifikasyon programını dünyanın kabul ettiği
akredite olmuş en önemli şirketlerden birinden, bir Alman şirketinden aldık. Hani söyleyebilirim onu da, TÜV-SÜD'den aldık. Dolayısıyla bu özellikle Almanlardan almıştık. Yani Almanlar kendi içimizde bir sertifikasyon programı çıkarıp da onu onaylatmışız gibi olmasın diye ve her ay denetime tabi tutuluyoruz şu anda. Hem açık oteller hem kapalı oteller her ay bu sertifikanın hakkını verilmek için denetime açık tutuluyor. Yurt içi turizm hareketiyle başladığımız bu olayda zaten bizim en büyük destekçimiz olan yurt içi pazar misafirleri bizim en büyük denetimcilerimiz de aslında. Bu anlamda Kurban Bayramı'nı gerçekten çok doğru bir şekilde atlattık. Temmuz ayını çok doğru bir şekilde atlattık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu genelge, bu sertifikasyon programı ve özellikle bizim kendimize ait manifestolarımız bu konuyla ilgili bir saç ayağı oluşturdu. Avrupa da bizi bu konuda izledi açıkçası. Bu son Almanya'nın açılışı da gerçekten bunun aslında bir şekilde bir takdiridir. Geç kalmış bir takdirdir ama netice itibariyle alınmış bir karardır. Bu anlamda alınmış olan tüm kararların, yapılan tüm denetimlerin sonuçlarını zaten turizm anlamında görüyoruz. İspanya ve Yunanistan bizim bu anlamda gerimizde kaldılar. Çünkü İspanya'da da belli bölgeleri açmaya tekrar karar verdi Yunanistan ve İspanya'yı, Almanya. Geriye adım attı aslında bu anlamda baktığınızda. Bizim şu anda yapacağımız tek şey önce bu dört şehirde çok başarılı bir turizm faaliyeti yapmak. Biraz önce bahsettiğim gibi gelen turistleri mutlu, mesut, sağlıklı bir şekilde tekrardan ülkelerine geriye gönderebilmek. Bunun sonucunda da önümüze daha amaçlı bir şekilde bakabilmek. Fakat burada bir eksiğimizin olmaması lazım. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bu ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Yani bu ciddiyetle devam ettiğimiz sürece özellikle turizmcilerin bu ciddiyeti çok önemli. Otelcilerin bu ciddiyeti çok önemli. Yerel acentaların ciddiyeti çok önemli. Bu konu üzerinde hiç taviz vermeden devam edeceğiz yolumuza. Bundan sonrası bence artık aydınlık. Artık bu pandeminin turizm açısından yaralarını sarıyoruz. İnşallah bu öyle olacak. Peki açılma oranlarına biraz daha dikkat çekelim. Bayram öncesinde %30'lar seviyesindeydi. Kurban Bayramı ile birlikte bu oranların, kapasitenin arttığını biliyoruz ki Ağustos'ta yine yerli turist açısından da önemli. Almanya'dan yine seyahatin başlamasıyla birlikte bölgede yine bir yoğunluk bekleniyor. Peki bu yoğunlukla birlikte açılma oranları daha da artar mı? Aynı zamanda sezonun uzamasını da bekliyor musunuz? Çok hızlı ve seri sordunuz. Sezon uzayacak kesinlikle. Önce son sorunuzdan başlayayım. Sezon %100 uzayacak. Yani kış aylarında başarılı bir sezonumuz olacak. Çünkü kış aylarında da özellikle bizim resort bölgelerde iklim şartları çok uygun. Avrupalı şu anda çok ciddi bir psikolojik dönemden geçti. Yani psikoterapi gibi gelecek onlara Antalya resort bölge. Çünkü güneşin çok daha yoğun olduğu bir kış ayı yaşayacağız. Şu anlamda baktığınızda turizm hareketinde bir değişiklik olmayacak aslında. Yani Almanlar, tüm Avrupalılar gelmek istedikleri, arzu ettikleri resort bölgeye tatilleri için gelecekler. Fakat açılan otel sayısı bu dakikadan sonra artmayacak. Yani Ağustos ayına, Kurban Bayramı'ndan önce bir artış oldu. Daha önce vermiş olduğum röportajlarda da bunu belirttim. 300 otele yakın oldu Antalya'da sadece açılan tesis sayısı. Dolayısıyla bunun tekrardan sadece Ağustos ayı için bir oteli açmak çok mantıklı olmayacak. Maalesef hani bu konuda otel açmak için insanlar çok fazla daha büyük bir uğraş vermeyecekler. Çünkü çok sezonu kısıtlı kalacak olan, iki ay için açmak çok mantıklı değil otelleri. Bu anlamda açılan 300 otel yeterli olur seviyede. Fakat eskiden biliyorsunuz otellerimiz %100 doldu diye bir tabir kullanırdık. Artık böyle bir şey yok. %60-70'ler seviyesinde kalacak otellerimiz. Dolayısıyla bu dönemi de bu şekilde atacağız. Maliyetlerimiz biraz arttı. Bunu fiyatlarımıza yansıtamayız. Şu dönemde insanlar refah seviyelerinde ve finansal anlamda getirilerinde çok büyük bir ilaveleri olmadı, katkıları olmadı. Dolayısıyla bu yükü şu anda kendimiz yüklenmek durumundayız. Fiyatlarımızı o anlamda arttırmayacağız. Ama 2021 yılında bir parça yaralarımızı daha fazla saracağız. Fiyatlarımızı bir parça arttırmayı planlıyoruz açıkçası. Kış aylarıyla birlikte bir toparlanma ilaveten olacak diyebiliriz. Peki efendim, Limak Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar yayınlar diyorum Şafak Hanım. Teşekkürler efendim.